Mali Yapı Açıkça Konuşalım'ı sunar. İzleyicilerimiz merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kanatmış Televizyonu İstanbul stüdyolarından siz değerli izleyicilerimize siyaset, kültür, sanat, başta tokatımız, kendi memleketimiz, daha sonra Türkiye'miz ve dünyada bizi izleyen herkesi burada konuşmaya, konuk almaya devam ediyoruz. Kanatmış Televizyonu biz gittiğimiz her yerde dinliyor ki çok güzel mesafe kat ettiniz özellikle SD yayın sürecinde. Tebrik ediyoruz diyorlar. Tabii ki sizlerin yanımızda olması, izlemesi bizim en büyük gücümüz. Yanımda bir meslektaşım var. Hak ediyorsun sesini duyurmaya, temsil edilmeyi diyor. Kendisini ben ilk defa çocuklar bana reklamını getirdiklerinde tanıtımında Allah Allah dedim. Ne güzel meslektaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye, mesleğimizle alakalı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözmeye, artı olarak sadece sorunları değil, değişen dünyada bakıldığı takdirde Türkiye'mizde özellikle iletişimle alakalı çok ciddi sıkıntılarımız var. Çağımız her ne kadar başka başka deseler de biz biliyoruz ki çağımız iletişim çağı. Herkes birbirini anlamak ve anlatmak istiyor. Bir iletişimcinin aday olması bizi fazlasıyla mutlu etmişti. Ayrıca kendisi RATEM'de genel başkan yardımcılığını yapıyor. Yüksel Mansur Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı şu anda stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. İlk önce şahsınızdan ve ilanlar yapıldı. Değerli izleyicilerimizden özür dileyerek başlıyoruz. Bizler her ne kadar televizyon yönetiminde olsak da emekçiyiz. Anadolu yakasındaki trafikten dolayı planlayamıyorum ben maalesef. Halen yarım Tokatlı yarımız burası. Değerli izleyicilerimize verdiğimiz sözleri gecikmeli olarak tutuyoruz. Şahsınıza değerli izleyicilerimizden özür dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi meslektaşımızın yanında konuşmak kolay. Siz radyocusunuz ama ben televizyoncuyum ama ben şöyle söyleyeyim. 91 yılında başlayan radyoculuk 97'ye kadar devam etmişti. Şimdi bazı zamanlar konuşmaya başladığım zaman diyorlar ki şey mi diyorlar kursunu mu aldınız? Yok diyorum sadece radyoculuktan gelen bir şey. Çoğu zaman diyorlar ki kısık ses anlatma bağır. Radyocular sesini konuşarak anlatır. Bağırmaya ihtiyacı yoktur misali söylüyoruz. Tane tane anlatıyoruz. Belki aday adaylar içerisinde de Jungle'ında, çalışmalarında sesini tane tane anlatarak duyuran bir kişisiniz. Seçim propagandasına da farklı bir tarz getirdiniz, onu da söyleyeyim. Çünkü ben tanıtım çalışmalarına bakıyorum. Sizin çalışmanızdan dolayı da sizi ve ekibinizi kutluyorum. Profesyonel bir çalışmaya girdiniz. Yüksel Mansur Kılıç'ı değerli izleyicilerimize sizin kendi dilinizden tanıtalım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayısınız şu anda. Ama arka planda Yüksel Mansur Kılıç kimdir? Bu zamana kadar neler yapmıştır? Türkiye'yi yönetmeye nasıl talip olmuştur? Nereden başlayalım Hüseyin'ciğim? bir tarafı İstanbul. Bir tarafı eğitim. Bir tarafı yayıncılık, radyoculuk. Bir tarafı siyaset. Bir tarafı akademik çalışmalar. Bir tarafı uluslararası çalışmalar. İstersen hani doğduğumuz yerden başlayalım, İstanbul'umuzdan. İstanbul'umuzun işte bugünkü hali bu. Ben de aynı zamanda izleyicilerden özür diliyorum. Saat 19'da başlamamız gereken program İstanbul trafiğinin bir kazanın size yaşattığı sorunun sonucunda izleyicilerimizi ekran başına kilitlemiş olduk. Onlardan özür dileyelim. İstanbul'da doğdum ama ben İstanbul'a erken göç etmiş, Sivas'tan erken göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Çocukluğumda yanı başımda ortaokul okurken Tokatlılarla tanışma fırsatı buldum. Tokatlıların İstanbul'a belediyeye çalışmaya geldikleri yer Eminönü'ydü. Ben de Eminönü'nde, Cağaloğlu'nda ortaokul okudum.
Ardından Perternial Lisesi'ni okudum. Yani liseyi de Aksaray'da okudum. İstanbul'da okudum. İstanbul Üniversitesi'nde coğrafya eğitimi aldım. En son da yine İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde jeopolitik alanında yüksek lisans yaptım. Eğitimim bu. Ben Ok Meydanı doğumluyum aslen. Eğitimimi tamamladıktan sonra işimi de Ok Meydanı'nda kurdum. Yön Radyo'da Ok Meydanı'nda 21 yıldır dünyanın bir ucundan bir ucuna yayın yapan, yayın işbirlikleri gerçekleştiren Yön Radyo'da Ok Meydanı'nda yayıncılık yaptım hep. Ondan önce de Yön Yayınları vardı. İş hayatı değil, bir çalışma hayatı bu. Siyaset hayatı valla Cağaloğlu'nda okuyunca basının merkezinde oluyorsunuz. Yani bugün basının merkezi başka yerde ama o günlerde devletin merkezi Baba Ali, basının merkezi Cağaloğlu yokuşu. Yazılı medyanın özellikle. Evet, tabii ki o zaman işte Hürriyet, Milliyet, diğer gazeteler. Böyle bir ortamda ortaokul okuyunca aynı zamanda ülkenin bütün sorunlarına ve en çok da tabii hani bir baskı dönemi olunca da toplumsal sorunlara ilgi duyuyorsunuz. Perternial Lisesi'ne artık geçişimde de öğrencilik yıllarında bir taraftan eğitimimizi devam ettirirken bir taraftan da toplumun sorunlarıyla ilgilenen, lisenin sorunlarıyla ilgilenen, eğitim sorunlarıyla ilgilenen demokratik lise mücadelesinin içinden başlayan bir siyasal süreç ve ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de yöneticilik süreci var. Siyasetle ilgili durum bu. Beyoğlu'nda iki dönem ilçe başkanlığı yaptım. SHP'nin ilçe başkanlığını 1991-94 yıllar arasında yaptım. Bir başka siyasi görevim yine İstanbul'la ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilliği görevini yaptım. 1994-2004 yılları arasında. En son da 2002-2014 yılları arasında 2,5 yıllık bir süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevi yaptım. Tabii bu görevleri yaparken bunun dışında ayrıca partinin çeşitli kademelerinde birçok görev yapmış oluyorsunuz. Yani bir taraftan yayıncılık, Yön Radyo'nun kuruluşu ve ardından 20 yıllık süre içerisinde sizin yaptığınız gibi Sabah Haber Kuşağı programı 1997-2006 yılları arasında her gün pazar günü hariç o günlerde, cumartesi günlerde Sabah Haber Kuşağı programı yapardık. Böyle bir hayat çizgisi. Diğer taraftan tabii yayıncılıkla ilgili alanımızın gereği bir taraftan da radyoların ve televizyonların sorunları nedeniyle onların örgütlenme görevi. Sivil toplumla alakalı bazı konular bizi çok yakından ilgilendiriyor. O konulara gireceğim ben. Şöyle bir soru soracağım bir meslektaşınız olarak. Evet, siyaset sorunlarla alakalı, çözümlerle alakalı ya da toplumla alakalı el ele almasın adı. Birliktesiniz. Cenazede de berabersiniz, düğünde de berabersiniz, her ortamda berabersiniz. Ama iletişimin şöyle bir özelliği var. İletişim profesyonel anlamda. O anda sorun var. Sorunu görüyorsunuz, haberinizi yapıyorsunuz, o soruna sırtınızı dönüyorsunuz, gidiyorsunuz. Siyasette öyle bir şey alışınız yok. Sırtınızı döndüğünüz zaman siyasetçi olamazsınız zaten. Her ne kadar genel siyasetin tanımı günümüzde ya da geçmişte kart hamile yakınımdır ya da sigaranın üzerine yazıp daha sonra atmak misal olsa da bizim toplumumuzun temiz anlamda beklentileri genel olarak bu. İkisini bir arada nasıl götürdünüz? Çünkü iletişimde tarafsızlık ya da taraf bakıldığı takdirde günümüzde kimin taraf, kimin tarafsız olduğunu pek şey yapamıyorum ama özellikle tarafsız medya ya da taraf olan medya ile alakalı çok ciddi anlamda, toplumsal anlamda sıkıntılarımız da var. Bu ayrışmayı nasıl yaptınız? Şöyle, Türkiye'de televizyon ve radyo yayıncılığının kurulduğu yıllarda, yani özel radyo ve televizyonların yayına başladığı yıllarda koşullar
farklıydı, bugün farklı. Yani bunları şimdi evreler olarak ayırmayalım ama bir kere yayıncılık şöyle bir şey. Yayıncılık daha uzun süreli, daha çok da bir iletişim ve kültür görevi, bilgilendirme görevi. Bu nedenle karıştırmadan yürütmeniz lazım. O zaman ne yaptık? Aynen şöyle yaptık. 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığını yaptığım dönemde aynı zamanda sabah programları yapıyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığıyla ilgili hiçbir görevime ve gündemime yayıncılığı çıkarmadım öne. Diğer taraftan 5 yıl boyunca sabah yaptığım hiçbir programda yaptığım görevden dolayı bir avantaj ya da bilgiye hızlı ulaşma konusunda da herhangi bir bilgiyi aktarmada diğer basın yayın organlarına yönelik olarak bir avantaj kullanan durumunda olmadım. Daha net söyleyecek olursak o görev sürem içerisinde Büyükşehir'deki parti görevinden bir kez bile söz etmedim. Ben şuraya gelmek istiyorum destekleyici mahiyetinde. İletişimciler toplumun her sorunuyla ilgililer. Şimdi ben aday adaylar alıyorum. Size burada da destek atmak istiyorum bir basıncı olarak. Diğer meslek grubunda örnek söylüyorum savcı, hakim, avukat siyasi dönemlerde sadece toplumun geneli ilgilenirken medya mensubu insanlara toplumun geneliyle her daim 24 saat mesleğiniz toplumu haberdar etmek, toplumun sorunlarıyla ilgilenmek. Şimdi bana Tokat'la alakalı nihayetinde genel izleyicilerimiz Tokatlılar. Tokat'la alakalı 24 yıllık dönemde diyorum ki ben bir arşivim. Şimdi sayın valimiz geliyor, açıyor kağıt, brief edilmiş, bana okuyor. İşte Tokat'ın işte turizminden şöyle, şöyle. Ben biraz gülüyorum. Çünkü biz çok dinlemiştik bunları diyorum. Ama yapılması gerekenler şunlar şunlar, tavsiyeleri de almıştık. Eğer sayın vali ilk geldiği zaman doğru şeyleri söylemediğim zaman tebessüm ediyorum. Çünkü yanıltılmış oluyor. Kırmak da olmuyor. Kırmak da olmuyor. Yapar inşallah diyorsunuz. Ama bakıyorsunuz yapmadan eski vali oluyor, gidiyor. Ona biz eskiden bıyık altında gülmek diyorduk. Yani iletişimcinin çok büyük artısı toplumun sorunlarını değişik insanlardan duyuyor, araştırıyor ve çözüm önerilerini de zaman içerisinde zaten neyin rahat çözülebileceğini, neyin çözülemeyeceğine de şahit oluyor. Çünkü toplumun hafızası medya. Tabii. Bunu mesleğiniz anlamında yani aday olduğunuz takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ileri seviyede ben kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle yani ortak yanımız şu. İletişimciyseniz önce dinleyeceksiniz, anlayacaksınız. Anlatmak için öğrenmek gerekir, bilmek gerekir. Ve bunu anlatacağınız dili de çalışmanız gerekir. Tabii ki iletişimci olmanın böyle bir avantajı var. Onun için de ben olabildiğince dinlemeyi tercih ediyorum. Dinledikçe de öğreniyorum. Sonra da sorunun yani konu neyse sorunun çözümüne ilişkin bir program da aynı zamanda artık tek başına hiç kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. O zaman yararlanılacak kişiler, başvurulacak uzmanlar, sonra da çalışıyorsunuz, çözüm üretiyorsunuz ve mutlaka başarıyorsunuz. Çünkü başarabileceğiniz işleri programlamanız lazım. Böyle bir faydası var. Şimdi bir iletişimci olarak siyasette tabii doğrusu ne? Halkı anlayabilecek mekanizmaları kurmanız lazım. Sonra da halka anlatacak mekanizmaları kurmanız lazım. Siyasi partilerde hani bu eksiklik var mı? Evet var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var mı? Evet var. Ama bunlarla sınırlı değil üstad. Çünkü medya dünyası AKP iktidarından önceki dönemle sonraki dönem olarak ikiye ayrılıyor. Şu anda medya bağımsız yayın yapmak isteyen, bağımsız özgür yayın yapmak isteyen radyo televizyon kuruluşları dahil tüm medyayı içine aldığımızda bunun koşulları her geçen gün biraz daha daralıyor. En sonunda radyo televizyon yayınlarının seçim sürecinde denetimi Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınarak
Radyo televizyon üst kurumuna verilmeye çalışılıyor. TRT Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofonu ya da ekranı olarak değerlendiriliyor. Halkın özgür ve demokratik yayın hakkını kullandırmaya çalışan yayın kuruluşları da daha çok baskı altına alınıyor. Yani Türkiye'de artık özgür bir medya, özgür ve demokratik bir medya ortamı yok. Bunu gerçekleştirme çabası içerisinde olan ve bütün zorluklara rağmen, mali zorluklara, yani zorluklar sadece yasalarla gelmiyor, teknolojiyle zorluklar geliyor, mali zorluklar var ve medya dünyası, yani toplumun en çok etkilendiği mecra olan medya dünyası artık demokratik bir ülkenin koşullarını taşıyan özelliklere sahip değil. Onun için de burada bize şu görev düşüyor. Medya özgür olacak. Medya demokratik olacak. Medya kuruluşları bağımsız olacak. Bunun üzerindeki bütün gölgeleri kaldırabilmek mümkün. Bunun dünyada örnekleri var. Burada önemli olan bunun gereği olan çaba, çalışma ve programları uygulayabilmek. Peki, biz de onları yapabilecek noktadayız. Sloganlarınızdan geleceğim ya da duyarlılıklarınızdan geleceğim. En zor olana talipsiniz siz. Köprü yapacağım demiyorsunuz. Evet. Yol yapacağım demiyorsunuz. İş vereceğim demiyorsunuz. Sesini duyacağım, temsil edeceğim diyorsunuz. Evet. Siz bunları hak ediyorsunuz diyorsunuz. Evet. Çünkü Türkiye'de işte şikayet ettiğimiz en konu sadece sansür medya ile alakalı değil. Toplumun geneli itibariyle ne olursa olsun sen şu siyasettensin, sen şöyle düşünüyorsun. Kendi bireysel düşüncesini net bir şekilde yansıtamadık bugüne kadar. Siyasette bunun uygun ortam olduğunu, evet Cumhuriyet Halk Partisi uygun dediniz. Genel itibariyle uygun olabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Her koşulda bunun mücadelesini vererek geliyorum ben. Yön Radyo da yine bu anlayışın bir eseridir. Yön Radyo Türkiye'de sesi kısılmaya çalışan kesimlerin radyosu olmuştur. Kültürel inancı ve buradan sesi kısılmaya çalışılan kesimlerin radyosu olmuştur. Türkiye'de popüler kültür geliştirilmeye çalışılırken halk edebiyatının, halk müziğinin sesi olmuştur. Ve Türkiye yanlış enformasyonlarla toplum algı yönetimiyle yönetilmeye çalışılırken bilgi toplumu olmanın ve doğru bilginin sesi olmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek mümkün. O zaman bunu siyaseten gerçekleştirmenin mücadelesini nasıl yürütecekseniz onu da programlamanız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim süreciyle aynı zamanda Türkiye'de katılımcı demokrasinin gereği olan çok önemli bir adım atmıştır. Zaten bizim medya olarak da basın yayın organları olarak da en önemli görevimiz katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü toplum bilgiyi alacak, o bilgiyi yorumlayacak, onun gereği olan seçimleri, tercihleri yapacak ve gerilmeyen bir toplum, kavga etmeyen bir toplum, barışık bir toplum, düşmanlaşmamış bir toplum, kendi sorunlarını tartışabilen, çözümlerini de yine birlikte bulabilen bir toplum yaratılacak. Katılımcı demokrasi bu ve 21. yüzyılın en önemli unsuru da bu. 21. yüzyılda artık toplumlar daha demokratik olmakta, daha katılımcı bir demokrasiyle yönetilmekte. Şimdi siyasette bu nasıl olacak? İşte bir ön seçim var. O ön seçimde artık halk kendi temsilcilerini doğrudan kendisi seçmek istiyor. Ve bunu dünden daha fazla seslendirmek istiyor. Bunu yaparken de kendi sorunlarına sahip çıkanları seçmek istiyor. Ve kendi sorunlarının aynı zamanda çözümüne yönelik mücadele verilmesini istiyor. Şimdi tam da bu noktada halkımız biraz önce söylediğiniz sorunlara bakıldığında bir taraftan işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Bu ülke işsizliği hak etmiyor. Eğitim konusunda Türkiye belli bir noktaya geldi. Ama artık üniversite mezunu, yüksek lisans yapmış, iki dil bilen gençlerimiz daha fazla işsiz. Çalışanlarımız emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çalışanlarımız bir maaş alsa bile
günlük yaşamlarına yetmeyen bir maaş, sosyal güvenlikleriyle birlikte, işsizlik sorunlarıyla birlikte tüm bunları düşündüğümüzde halkımız, Türkiye bunları hak etmiyor. Halkımız emeğinin karşılığını aldığı özgür ve demokratik bir ülke, komşularıyla barışık, binasında komşusuyla barışık, semtinde komşusuyla barışık, belediyesiyle barışık, başbakanıyla barışık, cumhurbaşkanıyla barışık bir Türkiye hak ediyor. Tüm bunları gerçekleştirmenin yolu var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimiyle aynı zamanda halk kendi içinden kendisinin güvendiği, kendisini temsil edeceğine inandığı ve sesinin daha gür çıkmasını sağlayacak tercihlere yönelmiş durumda. Ben bunu tüm Türkiye'nin hak ettiğini düşünüyorum. Nasıl dünya bir barışı hak ediyorsa, bir evin içinde de huzuru o evin aile bireyleri kesinlikle hak ediyor. Ama aile bireylerinin tümü kredi kartı borçluysa, bu aynı zamanda ülkenin geleceğiyle ilgili de ciddi sorunlar demektir. Bir kente su taşıyacağım diye, tarımda sulama yapacağım diye, Türkiye'de hidroelektrik santralle enerji sağlayacağım diye halkın huzurunu, halkın kentindeki dengelerini, halkın taleplerini, ya halka rağmen bir şey yapmaya çalışıyorsanız bunun bir karşılığı olmayacak. Halkımız aslında barışık bir yaşamı hak ediyor. Peki şöyle söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'dayız. Evet. Hak edişler mevcut var ama hak edişler nedense ödenmiyor. Bu bir gerçek. Şimdi toplum huzuruyla alakalı genel olarak insanların hemen hemen tamamında bir şikayet mevzu var. Kime giderseniz gidin. Herkesin farklı farklı şekilde şikayetleri var. Doğru. Kimi işte ben şimdi trafik kurbanı oldum. Değerli izleyicilerimizi mağdur ettim. Kimi trafikten, kimi akaryakının çok pahalı olduğundan. Bu da zaten Türkiye'nin yönetilemediğini gösterir. Kentin de yönetilemediğini gösterir. Türkiye'nin sahipsiz olduğunu gösterir. İstanbul'un sahipsiz olduğunu gösterir. İstanbul'a benim en fazla şahit olduğum şeylerden güvenlik problemi. Özellikle mültecilerin ve farklı farklı insanların İstanbul'da olması vesilesiyle. Ben de güvenlik probleminden şikayet ediyorum örnek söyleyeyim. Diğerlerine diyelim ki ya alıştırmışlar İstanbul'da trafik vardır diyorlar. Yakıt pahalıdır diyorlar ama güvenlik problemini ben kabul edemiyorum. Örnek söylüyorum. İşte üst komşu alt komşu sosyal ilişkilerimizin koptuğundan şikayet ediliyor genel olarak. Siyaset bu tür büyük sorunları kısa sürede nasıl çözer? Önce özlenen ve umut edilen şeyi halktan alacaksınız. Halk, Türkiye, İstanbul sorunlarının çözümü konusunda ilk adımı attığınızda oradan bir umut yaratır ve onu destekler. Bu umut aynı zamanda daha da büyür, ülkenin geleceğiyle ilgili bir üretim, bir birlik, bir bütünlük havası yaratır ve ülke güçlenir. Ülkenin güçlenmesi aynı zamanda ekonomisini güçlendirir. Ülkenin güçlenmesi küresel dünyada ekonomik potansiyeller yaratır ve siz bunu eşit paylaşmaya ya da adil paylaşmaya yönelik bir adım atarsanız halk size güvenmeye başlar. Şimdi olmayan bu. Yani Türkiye daha çok borçlanıyor, Türkiye yönetilemiyor, İstanbul yönetilemiyor, halk da daha fazla umutsuzluğa yöneliyor. Dolayısıyla hani hak ettiği şey bu noktada tam da Türkiye'nin geleceği. Yani doğru adım attığınızda çözüme yönelik bir çaba içerisinde olduğunuzda zaten sorunları halkla birlikte çözersiniz ve onları kendi yanınızda bulursunuz. Peki şu algıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu meslektaş olarak söylüyorum. Evet, sorunlardan herkes şikayet ediliyor ama yönetimle her şeyin çok güzel olduğunu dile getiriyor. Yani arka planda evet bu sorunlar var ama Türkiye'deki algıda şu anda bakıldığı takdirde en ufak bir eleştirisel yaklaştığınız takdirde her şey mükemmel, dünya devleti olduğumuz, lider ülke olduğumuzla alakalı ciddi anlamda çalışmalar var. Bugün evet ben dün şunu söylemiştim. Suriye'nin Türkiye'si var. 2 milyondan fazla mülteciye biz bakıyoruz şu anda. Ama Türkiye'nin hiç kimsesi yok. Yani Türkiye o kadar büyük ki
2 milyon mülteciyi bugün barındırabiliyor. Okul açabiliyor, sağlık sorunlarıyla gidilebiliyor. Sadece Suriye'den gelen, Irak'tan gelenleri, Afganistan gelenleri saymıyorum. Bizim Tokat'ımızda, ben Artuğa doğumluyum. Orada Tokat'ta büyüdük. Yeşilyurt'ta bizim zamanında Afganistan'dan gelen mültecilerimiz vardı. Şimdi Yeşilyurt doğumlular bakıldığı takdirde. Bu kadar şey konumunda, yani sorun olarak yansıtılan konumunda nasıl bir algı oluyor ki her şey güllük gülistanlık? Aslında her şey güllük gülistanlık değil. Yani söylediğiniz sorunu biraz da IŞİD'le birleştirelim. Yani Türkiye'nin Suriye politikasının sonucunda, Irak politikasının sonucunda ortaya çıkan IŞİD belası, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olarak değerlendirelim. Dünyada Türkiye IŞİD'le ortak anılan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin itibarı kayboldu. Dolayısıyla hani Türkiye'nin iyi yönetildiği yönünde bir algı yok. Türkiye'nin iyi yönetilmediği yönünde bilgi var. Çünkü Türkiye'nin artık itibarı yok. Şimdi bunu kendi alanımızdaki bir gelişmeyle bağlantılandıralım. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada itibarı kalmadı. Çünkü komşularıyla kavgalı bir Türkiye'ye neden oldu. Komşularıyla sorunlu bir Türkiye'ye neden oldu. Komşu halklarıyla sorunlu bir Türkiye halkına, yani özellikle Güneydoğu sınırımızda bazı bölgelerde Suriye göçmenlerinin insanları tehdit etmeye başladıkları ve kuvvetini Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları çok net bir biçimde Türkiye'nin yeni bir gerçeği. Yani Türkiye IŞİD'le anılan bir ülke. Şimdi Türkiye bunu hak ediyor mu? Hak ettiği şey dünya ölçeğinde itibarlı bir ülke. Türkiye dünyada itibarlı bir ülke olmayı hak ediyor. Recep Tayyip Erdoğan bu durumu bildiği için şimdi devletin televizyonu olan TRT'ye bir TRT World kurduruyor. TRT World'le Türkiye'yi anlatmayacak. Türkiye'nin güzelliklerini anlatabilme olanağı da yok. Derdi şu, TRT World Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada kaybolan itibarını düzeltmeye yönelik bir operasyon olarak düşünülüyor. Dolayısıyla İngilizce bir televizyon Türkiye'yi anlatan değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayal dünyasını ya da diktatörlüğünü daha da arttırmaya yönelik operasyonlarını yöneteceği ve bir anlamda da geçici, çünkü dünya halkları, dünyayı yöneten topluluklar, dünya devletlerinin yönetimleri Türkiye'den çok rahatlıkla bilgi alabilecek durumdalar. Türkiye'nin gizli kapaklı bir tarafı da yok. Bunu hani başka mecra ya da başka tarafından da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bir itibar kaybı, bununla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni operasyonları, yani Türkiye'nin iyi yönetildiği yönünde bir algı yok Türkiye'de. Siz şu anda aday adaysınız. Evet, eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanısınız. İl başkan yardımcısı. İl başkan yardımcısı. Siyasette çok ciddi bir geçmişiniz var ve tanımıyorsunuz. Dün işte bizim Tokatlı hemşerimiz, aday adayı Kurmay Albay Dursun Çiçek'te akşam röportaj yaptık. Arkadaşlar kurgu yaptıklarında onu yayınlayacağız. Farklı farklı konulara değindik. Orada şu dikkatimi çekti benim. Şimdi ön seçime gidiliyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 230 bin üyesiyle milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim yapıyor. Ön seçime gidiyor ve Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu ön seçime oyacaklarını söylüyor. Yani sonuçları itibariyle belirleyici etkenin ön seçim olduğunu getiriliyor. Tabii bu şöyle Hüseyin Bey, ön seçim hakim nezaretinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla diğer partilerin yaptığı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce yaptığı eğilim yoklamalarına benzeyen bir şey değil. Hakim nezaretinde alınan oya göre bir sıralama yapılacak ve bu sıralama kesin bir sıralama olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıca bölgelerde kullanacağı kontenjanlar var. Bunların da sırası belli. Zaten Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'den ikinci bölgeden ön seçime giriyor. Ben bunların, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ön seçime girmesinin, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesinin Türkiye'de çok önemli olumlu gelişmelere yol açacağını görüyorum. Dolayısıyla Türkiye yeni gelişmelere gebe.
daha demokratik, daha özgürlükçü temsilcilerini doğrudan seçeceği yeni bir sürece, yeni bir Türkiye'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyorum. Bunu biraz da dertleşmek olarak aldım. Biraz sonra ön seçimde bizim bölgemizdeki insanların dikkat etmesi gereken şeyleri de soracağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, evet, çalışmalarıyla ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partiyiz biz. Evet. O şekilde bir slogan geliştiriyorsunuz. Ama bugünlere bakıldığı zaman ve hatta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bakıldığı zaman iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var diyor. Yani çünkü muhalefetini yapamıyor diyor, eleştirisi var. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de çok ciddi eleştiriler var. Bugün bakıldığı takdirde bu ön seçimler, ona gelmek istiyorum. Yani siz gönderdiniz, siz yaptınız. Artık eleştirmeye geçin, bir beraber olunun mesajı verecek mi sonuç itibariyle? Çünkü geçmişte kontenjanlar kullanılıyordu. Teşkilatlarla, vatandaşlarla diyaloğu olmayan arkadaşlar bakıyorsunuz yukarı çıkıyordu ama teşkilat küsüyordu. Ön seçim gelişen dünyanın, demokratik dünyanın, demokratik ülkenin, demokratik toplumun, katılımcı demokrasinin olmazsa olmazı. Türkiye bu konuda çok gecikti. Bunun tek nedeni Cumhuriyet Halk Partisi değil. Yani hani siyasi partiler yasasına 12 Eylül dönemine gönderme yapmayalım, günümüzü tartışalım. Ama geç de olsa Türkiye yeni bir sürece giriyor. Bu süreç aynı zamanda halkın doğru ya da yanlış doğrudan seçtiğinde aynı zamanda sorumluluğunu da üstleneceği yeni bir anlayış demektir. Yarın AKP'yi de etkileyecektir, BDP'yi de etkileyecektir, MHP'yi de etkileyecektir. Dolayısıyla şimdi hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştiriler var, kendi içinde eleştirileri barındıran bir parti, doğru. Şimdi bir büyük partiyseniz mutlaka sorunlar olacak. Sorunları Recep Tayyip Erdoğan gibi bastırmak aynı zamanda Türkiye'ye ilişkin halka da aynı yöntemleri kullanmayı beraberinde getiriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın parti içinde nasıl davrandığını biliyorduk ama artık Türkiye'de de nasıl davrandığını biliyoruz. Bu davranış biçimi insanlığa uygun bir davranış biçimi değil. Ülkeye yararlı bir davranış biçimi değil. Ben aslında en çok kendisine de üzülüyorum. Biraz korku, biraz endişe bunlardan kaynaklanan en çok da kendisine yakışan bir davranış biçimi değil. Hele hele bir ülke yöneticisi, cumhurbaşkanı düzeyinde yani bu davranış biçimleri ve bu biçim Türkiye'yi olsa olsa eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın eline kalırsa uçuruma götürür ama Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'nin demokratik birikimleri var, Türkiye'nin halkın demokratik refleksleri var. O nedenle de kısa bir süre sonra 29 Mart'ta yapacağımız ön seçim rüzgarının aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı önemli ölçüde gerileteceğini de belki köşkte bugün saray medyası olarak tabir ettiğimiz doğrudan her şeyi yönettiği köşküne çekilmek zorunda kalacağını genel seçimlerde de AKP'nin siyasi yenilgisiyle Türkiye'nin şimdiye kadar yaşadığı zorluk ve sıkıntıları aşıp yeni bir döneme gireceğini görüyorum. Peki AK Parti'ye geldiniz. Daha sonra meslekle alakalı sorular soracağım. AK Parti'nin yeni Türkiye sloganı mevcut var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakıldığı zaman evet siz hak ediyorsunuz diyorsunuz. Şimdi yeni Türkiye modeline anlatılıyor. Şimdi benim delikanlı ben hep şu örneği veriyorum Yüksel Bey. 14 yaşında şu anda. Birisi 5,5 yaşında. Evet. Biz onlardan ayrı yaşıyoruz. Niye? Ben İstanbul'dayım. Onlar Tokat'talar. Evet. Hafta sonunda iple hep beraber çekiyoruz. O zamanın şartlarında bir Recep Tayyip Erdoğan algısı vardı. Bugün geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan algısı halen devam ediyor. Şimdi gençler ne yapacak? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli muhalefette yani neye göre yönelecekler? Gençler. O zaman Recep Tayyip Erdoğan medyada en öndeydi. Evet. Şimdi bakıl zaman yani bunu ben tarafsız olarak bir medya ilişki içerisinde soruyorum. Ben gençin yerine koyuyorum, benim delikanlının yerine koyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'la yattılar, Recep Tayyip Erdoğan'la kalktılar. 14 yaşında oldu. Bugün yine Recep Tayyip Erdoğan. Yani yeni Türkiye diyoruz da Cumhuriyet Halk Partisi yeni olarak ne koyacak bu gençlere? Yani ne öneriyorsunuz? Şimdi tabii burada siyasetin kısa süreli etkileri var. Söz ettiğiniz konu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de uyguladığı model baskıcı, diktatöryal modelin bir sonucu olarak siyasi bir etki olarak değerlendirilebilir.
Bunun da süresi 12 yıldır. Halbuki Türkiye gelenekleri olan, Anadolu gelenekleri olan, bir arada yaşama geleneği olan, renkleri bir arada bir zenginlik olarak değerlendiren, kültürel farklılıklarını, inanç farklılıklarını, dil farklılıklarını, bunları bir zenginlik olarak yaşayan bir topluluk, Anadolu topluluğu, Türkiye topluluğu. Türkiye zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı hani fark ettikçe gençlerimiz de daha öncesinden var olan bu kültürümüzün etkilerini taşıdığı müddetçe ne yapacaklarını seçimlerde de göreceğiz, sonrasında da göreceğiz. Bugün de zaten görüyoruz. Lisede daha demokratik, daha bilimsel bir eğitim istiyorlar. Üniversitede özerk üniversite istiyorlar. Aynı zamanda iş güvencesi istiyorlar. Yeni iletişim modellerinden daha çok yararlanıyorlar. Örneğin sosyal medya daha çok gelişiyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal seslenişi artık izlenmiyor. Özellikle yaptırdığı diziler de izlenmiyor. Dolayısıyla gençliğin ne yaptığını görüyoruz. Ama biraz da seçimde göreceğiz. Bir de Gezi'de de gençlik kendisini göstermiş oldu. Gençliğin orada talebi daha özgürlükçü, daha demokratik bir Türkiye. Bu önü alınabilecek bir gelişme değil. Yani şimdi hani jenerasyonlara bakın. Buralarda hep özgürlüğün geliştiğini görürüz. Ona göre de eğer bu özgürlük taleplerini karşılayabilen, bunu yönetebilen yönetimler ve ülkeler olmuşsa daha çok zenginleşmişler, ekonomik güçlerini büyütmüşler ve bunu adil bir biçimde paylaşmayı becerebilmişler. Şimdi medyaya girelim. Siz belki benim en fazla dikkat çeken, ilgilendiğim konulardan bir tanesi de RATEM'in başkan yardımcısınız. Radyo ve Televizyon Yayıncılar Meslek Birliği'nin. Türkiye'mizde bakıldığı takdirde 500 küsür tane uydu yayıncılığı, 200 küsür tane karasal yerel yayıncılık, 3000'den fazla vasıflı gazete. Çok ciddi anlamda Türkiye'de orduyuz bizler. Evet. 2014 seçimleri, 30 Mart dedik, medya ile alakalı çok büyük eleştiriler oldu. Bakıldığı zaman işte ayrımcılıklar oldu, taraflar oldu, kavgalar oldu. 2014'ten 2011'e bakıldığı zaman yine medyaydı gündem. Şimdi 2015'e gelindiği takdirde hem toplum nazarında hem de siyasi anlamda medya gündem. Ben Tokat'ta bugün iki tane gazeteci arkadaşımız aradı, yazar kardeşimiz. Hüseyin böyle oldu. Şöyle ya dedim, artık arkadaşlar dedim, birbirinizle kavga etmekten ya da siyasetle kavga etmekten bırakın, o kavgaları ekrana taşıyalım. Yani medya geldiğimiz nokta itibariyle birileri için birileriyle kavga ediyor. Yani 2015 medyası neyi hak ediyor? Yani hak ediyorsunuz diyorsunuz ya, siz bir sivil toplum örgütünün en yetkili kişisi olarak söylüyorum. Yine burada da söylediğimiz şey, özgür yayın yapmayı hak ediyor. Halkın medyası olmayı hak ediyor. Ve demokratik bir örgütlenmeyi hak ediyor. Recep Tayyip Erdoğan iki operasyonu eş zamanlı olarak yürütüyor. Biri sıcak para operasyonu, diğeri ise medya operasyonu. Yani sıcak parayla özel televizyonların bir kısmına da sahip olundu. Dolayısıyla bir havuz medyası çıktı. Şimdi saraydan aynı zamanda hem TRT hem havuz medyası, diğer taraftan bunun teknolojik altyapısı, Dijitürk'e uzanan operasyonları doğrudan yönetmesi, karasal sayısal yayıncılıkla ilgili ihale girişimleri, tüm bunlar değerlendirildiğinde bir de 4G operasyonu var. Arkasına da seçim sürecinin denetiminin Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na verilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önerge düşünüldüğünde Recep Tayyip Erdoğan bir saray medyası oluşturdu ve bunu doğrudan yönetiyor. Şimdi bunun etkileri nasıl oluyor? Bunun etkileri şöyle oluyor. Bir kere hani denetim olayı ortadan kalksın diye Radyo Televizyon Üst Kurulu radyo televizyonlarla ilgili bir denetleme olayını çok ayağa düşürdü. Şimdi seçimleri denetleme görevi Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınıp RÜTÜ'ye verilmeye çalışılıyor ama RÜTÜ'nün yaptığına bakın.
RTÜK radyo ve televizyonlardan ne gelirse, mali olarak ne gelirse buna bakıyor. Ama diğer taraftan diyelim ki sizin de yayın yaptığınız, bir taraftan karasal ve uydu yayıncılığıyla ilgili sorunları çözmek bir yana, karasal yayıncılık ortadan kalksın ve yerel televizyonlar olmasın diye neredeyse bütün önlemleri alıyor. Denetime baktığınızda, uydu mecrana baktığınızda, siz lisanslı, aynı zamanda lisans için ödeme yapmış, bunun için bütün yasal, idari ve teknik koşulları yerine getirmiş bir yayın kuruluşusunuz. Ama uydudan yayın yapan bir sürü korsan televizyon var. Radyolarda da keza durum bu. Türkiye'de korsan yayın yapan radyolar var. Peki bu radyolar ne yapıyor? Bu televizyonlar ne yapıyor? Siz yayıncılık yaparken onlar ekonomik olarak çok önemli girdiler sağlayan doğrudan satışlar yapıyorlar. Sadece doğrudan satış yapan bu kuruluşlar radyo televizyon üst kurulu tarafından denetlenmiyor. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama bu korsan radyo ve televizyonları denetleyemeyen RTÜK seçimi nasıl denetleyecek ve seçimin denetimi radyo televizyon üst kuruluna nasıl teslim edilecek? Her şeyden önemlisi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin denetlenme yetkisini hangi hak, hangi anlayış ve hangi gerekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'ndan almaya ve doğrudan zaten başkanını da, başkan vekilini de AKP vasıtasıyla önerilen üyelerini de doğrudan atadığı radyo televizyon üst kuruluyla denetleme yetkisini nasıl gündeme getirebilir? Şimdi medyanın içinde bulunduğu durum, ekonomik olarak zorluk, teknolojik olarak zorluk çıkarılması, siyaseten de baskı altına alınması, özgür ve demokratik yerel ögeleri barındıran yerinin ekonomik kuvvetinden doğan bir medya kuvvetini ortadan kaldırmak ve tümüyle tek merkezli bir medya yaratmaya yönelik çabaların sonucudur. Ve bundan hepimiz bazen televizyonlardan çıkarılarak, işsiz kalarak, televizyonların ekonomik sorunlarıyla, izlenme sorunlarıyla ve en önemlisi de yok olmayla karşı karşıya kalmak olarak yaşıyoruz. Türkiye'nin 1025 radyosunun 800'ü yayında şu anda. Uydu bir önemli avantaj oldu. Özellikle yerel televizyonlar için. Yoksa karasal ortamda televizyonların izlenmesi büyük oranda düşmüştü. Bu da tabii bu televizyonların ciddi biçimde yaşam sorunları demek. Sorun çok. Recep Tayyip Erdoğan halkın medyasını, halkın talep ettiği medyayı güçlendirmek yerine ülkenin görevi basın yayın kuruluşlarını bir kamu hizmeti olarak desteklemektir. Avrupa'da böyledir, Çin'de böyledir, Rusya'da böyledir, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyledir. Ama medya Recep Tayyip Erdoğan'ın eli ayağı her gün oradan konuşuyor. Bunlarla da sınırlı değil, bu anlattıklarımızla da sınırlı değil. İşin hani mesleğimizle ilgili ayrıntılarını anlatarak dinleyicilerimizi biraz boğduk ama halkımızın istediği de. Aday olmanızla beraber sizi dinlemek ve sizi tanıtmak tabii istediğim için araya tabii girmek istemiyorum. Son dakikalar diyelim. Bizim şu anda 60 televizyonumuz, evet 4 avlumuzda Almanya'dan bakıldığı takdirde çok ciddi anlamda kitle izliyor. Tabii. Ama ilk önce birinci 60 dedikleri zaman Tokat, tabii, Sivas, Ordu, Çorum, Kastamonu, Samsun. Bölgesel anlamda beraber uyuşturumuz. Yani insanlar önce duyguda anlaşır ya. Tabii. Biz aynı duyguları paylaşıyoruz bölge anlamda. İç Anadolu olsun, Orta Karadeniz olsun, Karadeniz olsun. Ve hatta İstanbul'a geldiğimizde burada bizim bölgemizden gelen insanlar ön seçime gidecekler. Bizim bu bölgenin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi delege yapısının olduğunu ben biliyorum. Doğru. Bizim şimdi ben siyasi anlamda hayata bakmadığım için ben memleket gözüyle bakıyorum. Oturuyorum, görüşüyorum. Konuştuğumuz tek şey siyaset oluyor bugünlerde. Ya diyor işte şu adam şöyle öne çıktı, bu arkadaşa böyle gitmiş, Hüseyin şunu da desteklesen olmaz. Ben diyorum ki kendileri gelecek, destek isteyecekler. Tabii ki seve seve diyorum. Tabii. Son toplayalım. Bu izleyici kitlemiz ya da değerli izleyicilerimiz, değerli hemşerilerimiz sandığa giderken Yüksel Mansur Kılıç'a vicdani anlamda
düşüncesel anlamda neleri düşünerek evet hak ediyorsun dedik ama neleri düşünerek size oy versinler diye gelen? Ben hep toplum sorunlarıyla ilgilendim. Toplumun kültürel sorunlarıyla ilgilendim. Toplumun inanç sorunlarıyla ilgilendim ve tabii ki hani nasıl bir ülke sorusunun yanıtıyla ilgilendim. Bu çok yönlü bir çaba aslında. Yani Yön Radyo'yla İstanbul'daki Tokatlılar Tokat türküleriyle tanıştılar. Tokat türkülerini aynı zamanda Rumelilere dinlettik. Karadenizli türkülerini Tokatlılara dinlettik. Tokat türkülerini dünyaya taşıdık. Tabii hani türküler bizim en önemli değerimiz, en ortak değerimiz. Türküler aynı zamanda yol gösterici. Yani yıllarca İstanbul'da Tokatlıların sesi de Yön Radyo'ydu. Şimdi tabii uydu televizyonlarıyla kendi televizyonlarına sahip oldular bu birkaç yıllık süre içerisinde. Ama biz onların kültürlerinin de sesi olduk, inançlarının da sesi olduk. Tokat dernekleri, Tokat köyleri, Tokat'ın kültürü Yön Radyo'da kendisini epeyce ifade etti. Ve bu ortam aynı zamanda Tokatlıların İstanbul'da birbirleriyle daha fazla dayanışmasını ama diğer kültürleri, inançları ve toplulukları da tanıyarak onlarla da daha fazla kaynaşmasını sağlayıcı bir etken oldu. Burada alçak gönüllülüğe gerek yok. Yön Radyo yani Anadolu'nun sesi oldu. Şimdi de ben biliyorum ki ikinci bölgede Esenler'de Tokatlı var, Sultan Gazi'de Tokatlı var, Beyoğlu'nda Tokatlı var, Sarıyer'de Tokatlı var. Tokatlılar aynı zamanda örgütlülükleriyle çok önemli bir noktaya geldiler. Tokatlıların bu örgütlülüğü milletvekili aday adaylığı konusunda önemli temsilcileri de gündeme getirdi. Birlikte dayanışma içerisinde yürüdüğümüz Tokatlı milletvekili aday adayları var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu çaba ve çalışmalar umuyor ve diliyorum ki Tokatlıların da takdirini kazanacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan sevgili dostlarımızı 29 Mart'ta her ilçede ayrı ayrı yapılacak ama sonuçları bir bölgenin ortak sonucu olacak, ikinci bölgenin ortak sonucu olacak. Ön seçime mutlaka katılmaya ve bu süre içerisinde oylama ve seçimlerin yapılacağı yerleri öğrenmeye, seçimle ilgili usulleri öğrenmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını doğrudan belirlemeye davet ediyorum. Çünkü doğru temsil edilmeyi hak ediyorlar ve biraz da hani bunun dışında seslerini daha gür çıkarmayı her zamankinden daha fazla hak ediyorlar. Yüksel Mansur Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Ama Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı olmanızdan dolayı ben size açıkça destek vermek istiyorum. Sağ olun, meslektaşız. Teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki dediğimiz gibi birbirimizi anlama yönünde, anlatma yönünde, dinleme yönünde bir çığır açarsınız. Meclise gittiğinizde de orada en fazla dinleyen vekil ama en fazla anlatan vekil de siz olursunuz dinlediklerinizi bugüne kadar. Ben size yürekten başarılar diliyorum Kanlatmış ailesi olarak. Dediğim gibi ekibinizle beraber ümit ediyorum ki Türkiye'nin geleceğinde yer alırsınız. Ben de teşekkür ediyorum Kanal 60'a ve bizi izleyen dinleyicilerimize Kanal 60'a yayınlarında başarılar diliyorum ve özgür ve bağımsız yayın yapmayı daha fazla hak ediyor diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Kanal 60 ekranları bakıldığı takdirde siyasi dönemlerde tarafsızlığın sembolü. Bakıldığı takdirde her partiden, her görüşten Kanal 60 ekranlarında rahatlıkla aday adaylarımızı buluyorsunuz. Tokatlılar başta olmak üzere bölgemiz insanı da böyle bir medya kuruluşundan gurur duyduklarını ben çok iyi biliyorum. Çünkü aday adaylarımız biz zaman bulamıyoruz çoğu zaman görüşmeye. Çok ciddi anlamda Kanal 60 ekranlarında buluşuyorlar. Yüksel Mansur Kılıç,
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Aday sıra numarası 86. Dediğimiz gibi kendisine ve tüm aday adaylarımıza, başta İstanbul'umuz olmak üzere Türkiye'mizin değişik yerlerindeki aday adaylarımıza yürekten başarılar diliyorum. 550 tane kendimizi yöneteceğimiz kişileri seçiyoruz. Tabii ki hassas olacağımızı hepimiz de çok iyi biliyoruz. Açıkça konuşalım. Reklamlardan sonra devam edecek. Bugün daha farklı, daha değişik konu alacağız. Biraz sonra da şimdi nasıl Cumhuriyet Halk Partili bir aday adayıyla farklı konuları görüştük. Biraz sonra da Türkiye'mizin değişik yönünden değişik bir insanı, gurbetten gelen bir misafirimiz var, konuğumuz var. Onunla detaylı görüşmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Merhaba, ben Yüksel Mansur Kılıç. Nasıl bir ülke, nasıl bir CHP, nasıl bir temsilci seçeceğini kendi oyunla belirle. Çünkü sen emeğinin karşılığını alacağın bir işte çalışmayı hak ediyorsun. Çünkü sen inanç ve kültürünü özgürce yaşayacağın bir Türkiye'yi hak ediyorsun. Çünkü sen halkın özgür ve bağımsız medyasını hak ediyorsun. Kısacası sen sesini daha gür duyurmayı, doğru temsil edilmeyi her zamankinden daha çok hak ediyorsun. Hadi gelin ön seçimi genel seçim zaferinin provasına dönüştürelim. Yüksel Mansur Kılınç, YÖN Radyo Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Mali Yapı'nın sunduğu Açıkça Konuşalım devam edecek.